Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir önceki videoda birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler üzerinde durmuştuk. Şimdi birinci dereceden iki bilinmeyenli veya daha çok bilinmeyenli denklem sistemleri üzerine duracağız ve bunların çözüm stratejilerini inceleyeceğiz. Bakın birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler benim karşıma iki farklı formatta çıkacak. Birinci format y eşittir 2x eksi 1, y eşittir x artı 4 tipindeki denklemler. X var, y var. İki bilinmeyenli, x var, y var, iki bilinmeyenli denklemler. Değerli arkadaşlarım, böyle bir denklem sistemini gördüğünüzde iki farklı formatta çıkacak karşınıza sorular demiştim. 1. Y yalnızken verilen, denklemler. 2. X ve y'nin eşitliğin aynı tarafında olduğu denklemler. Peki biz burada nasıl bir çözüm stratejisi işleyeceğiz? 1. Y yalnızsa düşünün 2x eksi 1 y'ye eşit, x artı 4 de y'ye eşit. Hem 2x eksi 1 hem x artı 4 aynı ifadeye eşit olduğu için bunlar birbirine eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla 2x eksi 1'i gidip x artı 4'e eşitliyorum. Sonra da x'leri bir tarafa, sayıları diğer tarafa alıyorum. Artı x karşıya gidince eksi x olacak. 2x'ten x çıktı, x. Eksi 1 karşıya gidince artı 1 olacak. 4 artı 1, 5. Bak x'i bulduk. Şu anda x'i elde ettik. Ne kaldı? Y kaldı. Sen şimdi bu x'i 5 buldun ya. Bu x'i git denklemde yerine yaz. Hocam hangi denklem? İstediğinde yaz. İster yukarıda yaz, İster aşağıda yaz. Sonuçta ikisi de y'ye eşit. Hangisinden yazarsan yaz aynı y'yi bulacaksın. Dolayısıyla ben burada aşağıdakini seçiyorum. X gördüğüm yere aşağıda 5 yazarsam y eşittir 5 artı 4'ten 9 olacaktır. Yani bu denklemin çözüm kümesinde x 5, y de 9 olur. Birinci soru tipim bu. Şimdi ikinci soru tipine geliyorum. X ve y'nin ikisi de eşitliğin aynı tarafındaysa, burada x ve y'nin ikisi de solda. O zaman siz bir denklem sistemini çözmek istiyorsanız, çözüm kümesini bulmak istiyorsanız, o zaman şunu yapacaksınız değerli arkadaşlarım. Y'lere veya x'lere bakacaksınız. Birinden birini seçiyorsun değişkenlerin. Ben burada y'yi seçiyorum. Hangi değişkeni seçersen seç, amacın olacak. Y'lerin katsayıları eşit ama ters işaretli olmak zorunda. Katsayılar eşit ama ters işaretli olmak zorunda. Bakıyorum şimdi. Y'nin katsayısı eksi 5. Y'nin katsayısı artı 5. Sayıca katsayılar birbirine eşit ama biri diğerinin ters işaretlisi. Dolayısıyla bu formatta bir denklem sistemiyle karşılaştıysan taraf tarafa topluyorsun. Eksi 5'ye artı 5'ye birbirini götürür. 3x artı x 4x yapar. 1 artı 7 8 yapar. Oo, y'ler gitti. X'i bulabilirsin artık. X'in katsayısı 4. Böl her iki tarafı 4'e. X eşittir 8 bölü 4'ten 2. X'i buldun. Şimdi ben bunu götürüp yerine yazacağım. Y'yi bulacağım. Hangisini seçeceğim? İstediğini seç. İster yukarıda, İster aşağıda fark etmiyor. Hangisini seçelim? Orada aşağıdakini seçmiştim. Burada da yukarıdakini seçeyim. X gördüğüm yere 2 yazacağım. 3 çarpı 2 eksi 5 çarpı y eşittir 1. 3 kere 2 6 eksi 5 y eşittir 1. Bir dakika. Y'nin işareti eksi. İster 6'yı gönder, ister eksi 5 y'yi gönder karşıya. Fark etmiyor. Birinden birini göndermen lazım. Ama y'nin işareti eksi ise y'yi gönder. Senin için daha kolay olacak işlemi yapmak. 6'dan 1 çıktı 5. Eksi 5'e karşıya gitti 5'e. Her iki tarafı y'nin önündeki 5'e böldüm. Y yalnız kaldı. Y eşittir 5 bölü 5'ten 1. X 2'ymiş, y de 1'miş. İşte bu kadar. İki tip var. Y'ler yalnızsa karşı tarafları birbirine eşitle, x'i bul, yerine yaz, y'yi bul. X ile y aynı taraftaysa birinden biri, ister x ister y fark etmiyor, kat sayıları eşit, işaretleri ters olacak şekilde düzenle, taraf tarafa topla. Gelin bunu iki farklı soru üzerinde bir değerlendirelim. Birinci soru, 3x artı 2y eşittir 13,
4x eksi y eşittir 10. Denklem sisteminin çözüm kümesi nedir demiş. Şimdi madem ben bunun çözümünü yapacağım, ister x'i seç, ister y'yi seç, birinden birini yok etmek zorundasın. Peki, 3x, 4x, bunları yok etmesi mi daha kolay? 2y, eksi y, bunları yok etmesi mi? Tercih tamamen sana kalmış, hiç fark etmiyor. Ben y'yi seçiyorum. Y'leri yok etmek istiyorum. İşaret artı, işaret eksi, sıkıntı yok. İşaretler ters. Katsayı 2, katsayı 1. Orada dur, katsayıların eşit olması lazım. Katsayılar eşit, işaretler ters olmalı. Yukarıda 2y olduğu için aşağıda da 2y olması gerekiyor. Bu yüzden denklemi 2 ile genişletiyorum. Bu 2 ile çarpacağım denklemi ama 2 ile denklemin bütün terimlerini tek tek çarpmak zorundayım. Peki yukarıdaki denklemi aynen yazdım. 3x artı 2y eşittir 13. Aşağıdaki denklemi 2 ile genişletiyorum. 2 kere 4x 8x. 2 kere eksi y eksi 2y eşittir. 2 kere 10 20. Karşı tarafı çarpmayı unutma sakın. Şimdi bakıyorum artı 2'ye eksi 2'ye. Katsayılar eşit ama ters işaretli. Toplayabilirim. Artı 2'ye eksi 2'ye birbirini götürdü. 3x 8x daha 11x. 13 20 daha 33. Her iki tarafı 11'e bölüp x'i yalnız bırakırsam 33 bölü 11'den x eşittir 3. X'i buldum. Ne kaldı? Y kaldı. Seç yukarıda mı aşağıda mı? Hangisinde yazalım? Aşağıda yazalım. Niye aşağıda biliyor musun? Burada eksi y var. Katsayı yok. Bana göre daha kolay. İstiyorsan sen yukarıda da yazabilirsin. Ben aşağıda yazıyorum. Aşağıda x gördüğüm yere bulduğum 3'ü yazacağım. 4 çarpı 3 eksi y eşittir 10. 4 kere 3 12 eksi y eşittir 10. 12'den kaç çıkarsa 10 kalır? 2. Yani y de 2'ymiş. Yani bu denklemin çözüm kümesinde x 3, y de 2 olmak zorundaymış. Gelelim bu soruya. Tabi değişken olarak illa x ve y kullanacak diye bir şart yok. A ve b de kullanabilir, fark etmez. İstediği değişkeni kullansın. Her ikisi de a'da b'de eşitliğin aynı tarafında. Bu yüzden yok etmem lazım. A'ları da yok edebilirim, B'leri de yok edebilirim, fark etmiyor. Ama ben burada gene B'leri yok etmeyi tercih ediyorum. Yukarıda 2B var, aşağıda eksi B var. Aşağıyı 2 ile çarpıyorum. Yukarıdaki aynen yazılacak. 2 ile çarpacağım. 2 kere 3A 6A. 2 kere eksi B eksi 2B. 2 kere 5 10. Taraf tarafa toplarsam artı 2b eksi 2b gider. 7a eşittir 14. Her iki tarafı 7'ye bölüp a'yı yalnız bırakırsam a eşittir 2'ymiş. A'yı buldum. Madem a 2, o zaman herhangi bir denklemde bunu yerine yazacağım, b'yi bulacağım. Aşağıyı tercih ediyorum. 3 çarpı a 2 eksi b eşittir 5. 6 eksi b eşittir 5. 6'dan kaç çıkarsa 5 kalır desem siz hemen 1 dersiniz. Değil mi? Buradan da b 1 oldu. Yani a 2 b 1'miş. Bana a artı b'yi soruyor. 2 artı 1'den sonuç 3 olacaktır. Katsayılar eşit ama işaretleri ters olduğu sürece yok edebilirsiniz. Geçiyorum sıradaki soruya. Sıradaki sorudayız. Bakalım soruda bize hangi denklemleri vermiş. 3a artı 4b 11, 2a artı 3b 8 olduğuna göre a çarpı b kaçtır diyor. Hemen a ya da b'den birini yok edebilir miyim, buna bakacağım. Arkadaşlar 3a 2a katsayıları 6'da eşitleyebilirim. 4b 3b katsayıları 12'de eşitleyebilirim. Hep B'yi yok ettik. Bu sefer de A'yı yok edelim. Gelin, fark etmiyor. İster A ister B. Hiç önemli değil. Ama biz bu sefer A'yı yok edelim. Bir kere katsayıların eşit olması için ben bunu 2 ile bunu da 3 ile çarpmalıyım. Yalnız dedik ya işaretleri de ters olacak. Yani 1 artı 1 eksi olacak. O yüzden ben gidiyorum yukarıdakini 2 ile değil eksi 2 ile genişletiyorum. Böylece katsayılar eşit olacak ama işaretler
ters olacak. Hadi yapalım işte. Genişletelim. Eksi 2 ile hem 3a'yı hem 4b'yi hem 11'i çarpacağım. Eksi 2 ile 3a'yı çarptım eksi 6a. Eksi 2 ile 4b'yi çarptım eksi 8b. Eşittir eksi 2 ile 11'i çarptım eksi 22. Aşağı geldim. 3 ile hem 2a'yı hem 3b'yi hem 8'i çarpacağım. 3 kere 2a 6a. 3 kere 3b artı 9b. Eşittir 3 kere 8 24. Şimdi bunları taraf tarafa topluyorum. Eksi 6a ile artı 6a gider. 9b eksi 8b b yapar. 24 eksi 22 de 2 yapar. B bulundu. B 2'ymiş. A'yı da bulalım. Seçin birini. Yönetmenim hangisi? Üsttekini mi alalım? Peki. Üsttekini alıp A gördüğüm yere, pardon, B gördüğüm yere 2 yazacağım. 3A artı 4 çarpı B 2 eşittir 11. 3A artı 4 kere 2 8 eşittir 11. Gönder 8'i karşıya. Ne oldu? 3A eşittir 11'den 8 çıktı. 3. O A'nın önünde 3 var. Böl 3'e. A buradan 1. İşlem bitti bak. B 2. A'da 1 olduğuna göre A çarpı B'yi soruyor bana. A 1, B 2 çarptım. 2 oldu sonuç. Cevap 2'ymiş. Geldim bu soruya. Şimdi bu soruda 3 tane denklem vermiş. Bir de X, Y ve Z olmak üzere 3 tane de bilinmeyen vermiş. Ama hepsi de birinci dereceden. Yani illa bir bilinmeyenli, iki bilinmeyenli, üç bilinmeyenli, dört bilinmeyenli sınırı koymaya hiç gerek yok. Soruda ne çıkarsa karşımıza. Bir bilinmeyenleri çözdük bir önceki videoda. İki bilinmeyenleri nasıl çözeceğimizi gördük. Şimdi daha fazla bilinmeyen olduğunda neler yapacağız? Biraz da ondan bahsedelim. X artı Y 5, Y artı Z 6, X artı Z 13, X artı Y artı Z kaçtır demiş. Şimdi bazen şunu yapıyorsunuz. Hocam x artı y 5 ise x'e 4 veririm y 1 olur. X'e 4 verirsem z 9 olur gibi değer verme telaşına düşüyorsunuz. Tabii her zaman tutmuyor. Hele hele bunlar doğal sayı ya da tam sayı değilse iyice çöküyor sistem. Ama tabii ki bunun da kendine göre bir çözüm yolu var. Eğer soruyu hazırlayan Zat-ı muhteremler bu sorudaki kullandıkları x, y, z değerlerini tam sayı ya da doğal sayı seçip ona göre soruyu hazırlamışsa belki değerleri tutturabilirsiniz, ihtimal var. Ama boşuna vakit kaybetmeyin, uğraşmayın, gelin şunu yapın. X'i, y'yi, z'yi topla diyor ya, bak bakalım denklemleri şöyle bir birleştirdiğinde kaç tane x, kaç tane y, kaç tane z elde edeceksin. X, X, 2 tane X var. Y, Y, 2 tane Y var. Z, Z, 2 tane de Z var. 2 tane X, 2 tane Y, 2 tane de Z. Hepsinden 2 tane. O zaman topla taraf tarafa hepsini. 1, 2 X artı 1, 2 Y artı 1, 2 Z eşittir. 5, 6 daha 11, 13 daha 24. Hepsini topladım. 2x, 2y, 2z toplamı 24'müş. Hepsinden 2 tane var. O zaman böl hepsini 2'ye. Bütün terimleri tek tek 2'ye böl. Hop x, hop y, hop z eşittir. 24 bölü 2'den 12 oldu. İşte sonuç. X artı y artı z 12'ye eşitmiş. Ve sıradaki soru. Bak ne demiş yukarıda. X, Y, Z birer doğal sayı. Belki değer verip tutturabilirsin soruyu, bilmiyoruz. Tablo vermiş. Bu tablo hangi işleme göre düzenlenmiş? Toplama. Ve bu tabloda ikişer ikişer değişkenlerin toplamlarını vermiş. Mesela bu 15 ne ile neyin toplamıymış? X ile Z'nin eşittir 15. Mesela bu 10 ne ile neyin toplamıymış? X ile Y'nin eşittir 10. Mesela bu 7 ne ile neyin toplamıymış? Y ile Z'nin. O da 7'ymiş. Aslında o soruyla bu soru aynı. Tek farkı. O soruda denklemleri direkt vermiş. Bu soruda tabloyu verip denklemi
senin yazmanı istemiş. Şimdi sen bunları yazdın. Bunları yazdıktan sonra önünde iki farklı yol var. Bir, ya denklemleri çözüp işlem yaparak x, y, z'yi bulacaksın. Ya da x, y, z kaç olur diye düşünerek değer vereceksin. Gel ikisini de yapalım. Birinci yol. Aynı bir önceki soruda olduğu gibi iki tane x var, iki tane y var, iki tane z var. Taraf tarafa topluyorum. 2x, 2y, 2z, 15, 10 daha 25, 7 daha 32. Sonra hepsini 2'ye bölüyorum. Dolayısıyla x artı y artı z 16. X'in, y'nin, z'nin toplamı 16'ymış. Devam. Diyor ki x ile z'nin toplamı 15. Bak, x ile z'nin toplamı 15. Bu x ile bu z'nin toplamı 15 ise üçünün toplamının 16 olması için y'nin 1 olması lazım. Al y'yi buldum, 1'miş. Devam. X artı y 10 diyor. X ile y'nin toplamı 10 sa, x ile y'nin toplamı 10 sa, 16 olması için z'ye ne kaldı? 6. Al z 6'ymış. 3. Y ile Z'nin toplamı 7 diyor. Y ile Z'nin toplamı 7 ise 16 olması için X'e kaç yazarsın? 9. Al X de 9'muş. Şimdi de bunları çarp diyor. 9 kere 1 kere 6, 54. İşte sonucu bulduk. Bitti bu kadar. Bu birinci yol. Tabii. İlla bunu mu yapmalısın? Çözüm illa bu mudur? Hayır, değil. Bunun da bir ikinci yolu var demiştim az önce. O da şu. X artı Z 15. Y pardon. X artı Y 10 dedi ya. Git üçüncüyü komple eksiyle çarp. Eksiyle çarptım eksiye. Eksiyle çarptım eksi Z. Eksiyle çarptım eksi 7. Taraf tarafa topla. Bak ne olacak. Artı Y eksi Y. Artı z eksi z gitti. X x daha 2x. 15 10 daha 25. 25'ten 7 çıktı 18. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir 9. X'i buldum. 9'muş. X ile y'nin toplamı 10 iken x 9 sa y 1'dir. X ile z'nin toplamı 15 iken x 9 sa z de 6'dır deyip x, y'yi, z'yi gene aynı değerler olarak bulabilirsin. Geçelim sonraki sorulara. Gene 3 bilinmeyenli bir denklem vermiş, denklem sistemi vermiş. Şimdi ne farkı var bu 3 bilinmeyenli denklem sisteminin daha önce çözdüklerimizden? Bir ona bakalım. X, Y, Z pozitif tam sayılar. Çarpı X ile Y'nin çarpımı 6, Y ile Z'nin çarpımı 15, X ile Z'nin çarpımı da 10, X artı Y artı Z toplamı kaçtır demiş. Biraz önceki o 3 bilinmeyen denklemlerde toplamlar üzerinden oluşturulan denklemler vardı. Şimdi çarpımlar üzerinden oluşturulan denklemler var. Peki ne yapacağım? Orada toplam diyordu, ben taraf tarafa topluyordum. Burada çarpım diyor, taraf tarafa çarpmak geliyor aklıma açıkçası. Bakın şunu yapıyorum. İlk iki denklemde x ve z var. Üçüncü denklemde de x ve z var ve bunlar çarpım halinde. Ben ilk iki denklemi taraf tarafa çarpıyorum. X çarpı y ile y'yi çarptım. Y kare çarpı z eşittir. 6 ile 15'i çarptım. 90. İlk iki denklemi taraf tarafa çarpıyorum. X çarpı Y kare çarpı Z 6 kere 15 90'a eşitmiş. Peki X çarpı Z'yi bana X ile Z'nin çarpımını bana 10 vermişti. X çarpı Z 10 sa 10 çarpı Y kare eşit 90'dan her iki tarafı 10'a bölersem Y kare 9. Verilenler pozitif tam sayı olup Y'nin karesi 9 sa Y eşittir 3'tür. Y'yi buldum. Şimdi gideceğim. İçinde Y olan denklemleri kullanarak X ile Z'yi bulacağım. Örneğin birinci denklem. Birinci denklemde X çarpı Y 6. Y gördüğüm yere 3 yazarsam X çarpı 3 eşit 6'dan X 2 olur.
İkinci denklemde y çarpı z 15, y gördüğüm yere 3 yazarsam 3 çarpı z 15'ten z 5 olur. Bana x'i y'yi z'yi topla diyor. X 2 y 3 z de 5 olduğuna göre x'in y'nin z'nin toplamı 10 olacaktır. Cevap 10'muş. Bulduk. Bu birinci yol. Bu denklemi çözmenin birinci yolu. İkinci yolda biraz önce de dediğim gibi değişkenlere değerler verebiliyorsunuz. Ne gibi? Şimdi şöyle bir parantez açayım. X çarpı y 6, y çarpı z 15, x çarpı z 10 demişti. Şimdi çarpımları 6 olan, çarpımları 15 olan, çarpımları 10 olan sayıları düşünmek zorundayım. Mesela x çarpı z 10 sa birine 2 birine 5 diyebilir miyim? Tabii hangisi 2 hangisi 5 bilmiyorum ama deniyorum. X'e 2 verdim, z'ye 5 verdim, eşittir 10. Şimdi z'yi 5 alırsam y 3 olacak, doğru mu? Sonrasında x'i 2 almıştım, y'yi de 3 bulmuştum. 2 ile 3'ün çarpımı 6'yı sağlıyor mu? Sağlıyor. Bak bulduk. X 2'ymiş, y 3'müş, z de 5'miş. Bu şekilde aynı değerleri elde etme şansınız vardır. Her ikisini de kullanabilirsiniz ki bu daha pratik olur. Pozitif tam sayı dediği için. Bunlar tam sayıysa çok rahat işlemlerinizi değer vererek yapabilirsiniz. Geldim son soruya. X, Y, Z doğal sayılar olmak üzere 2X artı Y 7, 4X artı 3Z 18, 5Y eksi 2Z eşittir 1, X artı Y artı Z toplamı kaçtır demiş. Arkadaşım bak şimdi burada şuna dikkat edeceksin. 2X, 4X, Y, 5Y, 3Z eksi 2Z var ya denklemlerin içinde. Bunları taraf tarafa topladığında kat sayıları eşit olacak mı kontrol etmek zorundasın. Topladım 6X, topladım 6Y, topladım artı Z. X'in katsayısı 6, Y'nin katsayısı 6 ama Z'nin katsayısı 6 değil. Bu yüzden taraf tarafa toplayarak benim bu denklemi çözmem mümkün değil. Ne yapacağım? İkişer ikişer bakacağım. Yani ya bu ikisini, ya bu ikisini, ya bu ikisini alıp oradan başlamak zorundayım denklemi çözmeye. Sevgili yönetmenim, hangi ikisini alalım? Ortadaki ve sondaki. Peki bu iki denklemde neler ortak? Z'ler. O halde gideceğim Z'yi yok edeceğim. Ortak olan bilinmeyeni, değişkeni yok edeceğim. Z'leri yok edebilmem için artı eksi işarette problem yok. 3, 2 bunların eşit olması lazım. Bu yüzden 3Z olan denklemi 2 ile 2Z olan denklemi de 3 ile çarparak genişletiyorum. Haydi devam. 2 kere 4x 8x, 2 kere 3z 6z, 2 kere 18 36, diğerine geçtim. 3 kere 5z 15z, pardon 15y, 3 kere eksi 2z eksi 6z ve 3 kere 1 3. Sonra da taraf tarafa topluyorum, bunlar gitti. Ne kaldı? 8x. Artı 15y eşittir 39. Hemen gidiyorum. Geriye kalan denklemi bunun altına yazıyorum. Yani 2x artı y eşittir 7. Artık z'den kurtuldum. X ve y kaldı elimde. Bu x ve y'den oluşan iki tane denklemi çözerek, ortak çözerek x'i de y'yi de bulabilirim. Hadi bulalım. Neyi yok edelim? X'i mi yok edelim? Y'leri mi yok edelim? Bence X'leri yok edelim. Bunları eşitlemesi, bunları eşitlemesinden bir tık daha kolay. Aşağıyı eksi 4 ile genişletirsem, yukarıdaki denklemi aynen yazdım. Aşağıdaki denklemi komple eksi 4 ile genişlettim. Eksi 8X, eksi 4Y, eksi 28... Taraf tarafa topladığımda 8x'ler gitti. 15y eksi 4y 11y. 39 eksi 28 11. Her iki tarafı 11'e bölüp y'yi yalnız bırakırsam y 11 bölü 11'den
1. Y'yi buldum. Şimdi bu en son yazdığım iki denklemden birini seçip Y gördüğüm yere 1 yazarak X'i elde edebilirim. Alttaki denklemi seçiyorum ve Y gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2X artı 1 eşittir 7. Gönderdim 1'i karşıya, 7'den 1 çıktı 6. Böldüm her iki tarafı 2'ye, X eşittir 3. X'i de buldum. Bir tek Z kaldı. O Z'yi nereden bulacağım? Biraz önce kullandığım iki denklemden birini seçerek X ve Y'yi yerine yazacağım. Hangisini seçelim? Ortadakini seçelim mesela. Ortadaki denklemde 4x artı 3z eşittir 18 var ve ben x'i 3 buldum. X gördüğüm yere 3 yazarsam 4 çarpı 3 artı 3z eşittir 18. 4 kere 3 12 artı 3z eşittir 18. 12'yi karşıya gönderirsem 18'den 12 çıktı 6. Her iki tarafı 3'e böldüğümde z eşittir 2 oldu. Artık her şey hazır. Bana x'i, y'yi, z'yi topla diyor. X artı y artı z eşittir. X'i 3 buldum. Y'yi 1 buldum. Z'yi 2 buldum. Bunların toplamı da 6 yaptı. Sorunun cevabı 6'ymış. Değerli arkadaşlarım, denklemlerle ilgili süreci tamamladık. Bir sonraki videoda yeni bir konuyla görüşmek üzere.